Evet kardeşlerimi kılmayalım. Kol kola gençler, haydi gençler. Ne kadar gençlik varsa hepsi. Hazır mıyız? Geçmek lazım, geçmek lazım, geçmek lazım.
inşallah. Ya biz Türkiye'de karşılaşırdık. Çocuğunu kaybeden ana baba, abla, hala, teyze neyse de. Burada da demek ki çok demek. Bu çocuk kimi? Anası babası. Abisi ablası. Teyzesi halası. Heh. Adın ne senin? Aziz. Ha, senin mi bu çocuk? Tamam. Yusuf abi. Benim yok. Abi yengeye hiç zahmet olmaz be. Vallahi bak hazır. Gel. Gel gel. Tamam. Ne diyelim? Cehennem. Hadi son albümden cehennem yapalım. Hadi bak.
Söyle ya.
kaynaklanıyoruz. Belki 15 senedir söylediğimiz yoktu. Vallahi ne güzel oldu. Ne diyordun sen? Saçların, haydi saçların.
kimsenin evladını hiç kimseye emanet etmesin. Allah hiçbir anaya, hiçbir babaya evlat acısı göstermesin. Allah cümlemizi evlat ile imtihan etmesin. Önemli olan bu. Bir babanın, bir ananın evladına olan muhabbeti buydu. Şimdi okuyacağımız son adımda kalacak olan odur. Bizim kârımız o olur. Şimdi güzel kardeşlerim, ben aklım erdi erdi 7 yaşından beri Kur'an kursundan, o Kur'an kursu, bütün cemaatler 7 yaşından beri Allah'a binlerce şükür. Bu herkesin kendi tercihidir. Ve kaza namazım yoktur. Yani Allah'a binlerce şükür. O derece, o derece. Bu beni ilgilendiren, bu Yüce Mevlam ile benim aramda olan bir şey tabii. Böyle olmasına rağmen şunu söylemek istiyorum ki Azrail selamünaleyküm Mustafa'cığım dese, yemin ediyorum öyle bir takva, öyle bir amelim var ki ne kılmış olduğum namazlarım, oruçlarım, haccım hiçbir şey değil. Bunlar benim görevim. Ama öyle bir amelim var ki hiç problem değil, zamanı ve mekanı önemli değil. Azrail'in selam verdiği yerde hiç tereddüt etmeden ve aleyküm selam deyip gidebilecek olduğum bir tek takva. O da nedir? O da Allah'a binlerce şükür. Yani rahmetli 11 yıl önce vefat eden ne rahmetli babamın ne de geçen yıl vefat eden anamın, bırakın kalbini gönlünü kırmayı, Allah'a binlerce şükür, kaşını dahi eğdirmediğimden dolayıdır. Bu kadar önemli. Şimdi bizim çocuklarımız, ben de sizlere diyorum ki eğer buradan konserden sonra evinize gittiğiniz vakit, kapınızın ziline dokunduğunuz vakit, kapınızda ananız veya babanız çıkıyor ise gençler, vallahi onların ellerini, ayaklarını, gözlerini, yanaklarını öpün. Onların kokusunu ciğerinizin ve ruhunuzun en yüce, en gizli yerine saklayın. Çünkü şu yalan dünyada ananın babanın sevdiği gibi hiçbir Allah'ın kulu sevmez. Sevenler karşılıklı sever. Ana baba karşılık beklemeden severler. Onun için analarınızın, babalarınızın, hatta gençler, kızlarımız, hele sizlere söylüyorum. Analarımız, babalarımız, Allah göstermesin, bir yaramazlık yaptığımız vakit olur ya, kızar, sinirlenir, bir beddua eder, Allah göstermesin, ne olurdu değil mi o zaman? Onun için analarımızın, babalarımızın kıymetini bilin, ailemizin kıymetini bilin. Hangi fikir, hangi ideoloji, hangi hareket olursa olsun, Müslüman Türk milletinin aile yapısını temel almadığı müddetçe, insanlar karşılıksız sevmediği müddetçe, paylaşmadık müddetçe başarılı olmaz. Benim de gönlümden rahmetli ve bütün mekanları cennet ruhları şad olsun, analarımıza yazdığımız canım annem diyorum. Yedirirken
mekanları cennet, ruhları şad olsun. Allah'ın Peygamber Efendimiz'e haldaş, yoldaş ve komşu eylesin. Bye.
de bu yaz, sen bahar yaz, ben de ağır yaz. Maraz ettin benim araz, sen de benim sevsenim. Ölmedim, ölmedim, ölmedim. Sen de benim sevsenim. Thank you.
sesleriz minareleri. Sen ezansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ama vatansız bırakma Allah'ım. Son balyoz davasında
Tuğ General Ali Aydın komutanım bana anlatmıştı. Teşekkür ederim. Selena'yı. Bir oğlum yok ki senin yaşında, seni alıp götüreyim. Allah'ın seni anana babana bağışlasın. Adam programdan sonra çektireceğiz fotoğraf. Söz. Ne söyleyelim? Yeter mi? Hasret. Valla ya şurada bir eksiğimizi, bir hatamı gördük. Burada hiç sahnelerde okumadığımız parçalar istediniz. O bizim eksikliğimiz. Arkadaşlar, Yusuf abi. O benim de. Yani valla hatırlayamadım. Çocuk yazmış ya, yazmış var ya. Gencim var ya. Ya yani onu anlayamadım Ercim, burnu gözlerimi niye yap? Evet Ercim, senin ciğerini gözlerini falan yerim de. Hasretin rengi de siyahlığı gelse ağarmak bilmiyor sensiz arkadaşlar. Ben var ya vallahi eşekliğimi söyleyeyim size. Yani yok estağfurullah değil. Aynı parçanın melodisine yakın gözlerin yeni parça yaptı. Abi şimdi eski parçayı yapamıyoruz ya. Var mı böyle bir şey ya? Vallahi öyle. Yapamadık vallahi. Kimdi o çocuk? Abi. Lan beni mahvettin oğlum lan. Vallahi öyle. Hadi gel sen oku. İstek geldi. Mustafa tabi söylerim. Onun yerine onu söylesek olur mu? Olur. Değil mi? Hadi el bilsin. Sen ablanın doğum günü için. Hadi bakalım. Oh,
Benim derdim senin derdin. Ne farkımız var derdim. Benim derdim senin derdin. Ne farkımız var derdim. Ölmeden hep yan yana. Haniden de beraber mi gelip dolar. Bak üzer mi toprağına. Bak üzer mi toprağına. Hep güzel mi parmağına. Kalbim aşkım. Thank you.
başkanımız ve genel başkan yardımcılarımız aramızdan ayrılıyorlar. Bu güzelliğe güzellik kattığınızdan dolayı alkışlarımızla Ali Başkan'ın ve güzel ekibini uğurluyoruz. Sağ olun, yarın görüşmek üzere inşallah diyoruz. Bana eşlik eden 14, 15, 16 mı oldu, ne oldu vallahi ben de bilmiyorum. Aklım erdi verdi, bu çocuk delikanlıydı, delikanlı da değil ya, tıfıl delikanlıydı. Bu çocuğum ben kocattım ya, vallahi Ercüm hakkını helal et be. Vallahi 20 senedir canım ciğerim, böbreğim, dalağım, aranjörüm, yönetmenim Ercümen Tekin'e güzel bir alkış rica ediyorum. Bağlamada Türkiye'nin 2-3 bağlama üstadından biri. Şirketimizin müdürlüğünü yapar, menajerliğimizi yapar. Oğlum sana emanet klibinde yakışıklı oğlumu emanet ettiğim ağabeyimiz. Yusuf Sorgun ağabeyime güzel bir alkış rica ediyorum. On beş senedir bunu da bırakmıyoruz. Niye derseniz, ihtiyar ya. İhtiyar olunca biz kendimizi biraz daha genç hissetmeye çalışıyoruz. Onu gördükçe değil mi? Ama ne diyor Yusuf abi biliyor musunuz? Allah'ım inşallah sana çalarken Allah benim son nefesimi alsın diyor. Ben de diyorum ki ya Yusuf abi yapma gözünü seveyim. Secdede, rükude filan Allah diyorum canını alsın. Yok diyor ben böyle istiyorum diyor. İsteyene Mevlam verir vallahi. Allah'ım. Ama şuradan kurtarıyoruz, şuradan kurtarıyoruz. Amcası 105 yaşında ölmüş. O da bakımsızlıktan ölmüş. Onun için daha çok gideceğiz Allah'ın izniyle. Yusuf abiye güzel bir alkış rica ediyorum. Zurna'da, Kaval'da Eren kardeşime güzel bir alkış rica ediyorum. Bas gitarda bir tek bekarımız var. Çağrı kardeşime güzel bir alkış rica ediyorum. İsmail var ya, neyse. Elektro davulda Erdem kardeşime güzel bir alkış rica ediyorum. Davulda, bendirde, darbukada, çeyizde, kumpirde, patateste, patlıcanda. Yarı bekar. Aydın ağabeyime güzel bir alkış rica ediyorum. Yardımcım, basın danışmanım Selçuk kardeşime güzel bir alkış rica ediyorum. Bu sesi size en güzel şekilde sunan, evet hayır bugün bir şey diyemeyeceğim yani güzeldi. Hayri kardeşime güzel bir alkış rica ediyorum. Bizleri sizinle buluşturan, bütün olumsuzluklara rağmen, tehditlere rağmen, yani şantajlara rağmen bu aylardır, 2-3 aydır gecesini gündüzüne katıp bu organizasyonu yapan teşkilat başkanıma ve güzel ekip arkadaşlarına canı gönülden bir alkış rica ediyorum. Esasında en güzel alkış vallahi, yani hele hele erkekleri boş verin zaten de, hanımefendiler vallahi sizler güzelim memleketimin güzeliyim, güzelim televizyon kanalları dururken, ne giysem dururken, ne yemek yersem dururken, evlendirme programları dururken, diziler dururken, gelip de bu güzelliğe, güzellik kattığınızdan dolayı en güzel alkış hanımefendi. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Allah Allah. Biricik kızım Sibel Altay için. Sarı saçlar güneli gönlüme ağlamışım çözülmüyor ayrılıktan zor bellemem.
aşk koymuşum Türkiye yoluna. Üzgüne yokuşuna verirken asırlar Bye.